Hıncal Uluç, belediyeciliğiniz batsın sizin. Düzenlemek değil, yıkmak ve yasaklamak. İnsanı ve onun isteklerini, ihtiyaçlarını zerre umursamadan, şehri şehir yapan güzellikleri, gelenekleri zerre aldırmadan yok etmek. İstanbul arka arkaya tüylerimi ürperten çirkinlikler, rezillikler yaşıyor. Yaşatan da başta her şey çok güzel olacak diye halkın kalbini çalan ve müthiş bir oy farkıyla kazanan Ekrem İmamoğlu, CHP'nin kalesi ilçe belediyeleri. Şişli, Adalar, Kadıköy, Maltepe. İmamoğlu İstanbul'u İstanbul, u İstanbul u yapan geleneklerden birini Adalar'da faytonları yasakladı. Sanıyor ki faytonlar sadece vapurdan inen Adalıları evlerine götürmek için var. Koyarsın faytonun yerine plastik, elektrikli araçları olur biter. Belediyeciliğin beysi, şehirciliğin şeysi olmazsa bir insanda, bir kentin ruhu nedir, o ruhu yaratan ve yaşatanlar nedir haberi olmazsa, üç sosyal medya çırtkanın peşine takılır, cart diye yasak kararını alıverir işte. Bilmez ki New York'ta Central Park, Viyana'da Ring Stress, kanal turlarından hiç farkı yoktur adalardaki fayton turlarının. Bilmez ki işi yasaklamak değil, yapmaktır bir geleneği, bir güzelliği, adayı ada yapan bir ruhu yaşatmaktır. Elin adamı dünyanın dört bir yanında nasıl yaşatıyorsa öyle yaşatmaktır. Düzenlemek Atların ahırlarını, bakımlarını, sağlıkları, çalışma saat ve sürelerini düzenlemek ve devamlı izlemek. Kim uğraşacak bununla? Niye maaş vereceksin bakımcı, denetçi ve veterinerlere? Yassa hemşerin dersin, biter gider.'' Şişli Belediye Başkanı, adı nedir onu bile bilmiyorum ilk defa, Şişli Belediye Başkanları oysa İstanbul Belediye Başkanı'ndan önde gelirlerdi. İstanbul'un kalbi Şişli'de atardı çünkü. Sokmuş iş makinelerini Nişantaşı'na, yıktırmış bulvar kafelerini, efendim kaldırımı işgal ediyorlarmış. Be Allah'ın adamı, hayatında Paris'e, Viyana'ya, oraya buraya gitmedin mi? Şehirciliğin temelidir kaldırım kafeleri. İnsanlar orada temiz hava alırlar ucuza oturur, bir çay parasına eşleri dostlarıyla iki çift laf ederler. Paris'te bulvarda değil, ara sokaklarda, bir metre genişlikteki kaldırımlarda, minnacık masalarla duvar arasında gene minnacık tek sıra sandalyelerle bile kafeler vardır her semtte. Efendim yoldan geçenlere engel oluyormuş. Yuh olsun size. Yuh kere yuh olsun. Gel sabah gazetesine de fulya yayınelim ya da bebekten İstinye'ye doğru yürüyelim de olmayan kaldırımları olanların da nasıl otopark gibi kullanıldığını göstereyim size. Gücünüz yalıda oturan ama arabasının yalısının bahçesine değil halkın kaldırımına park edenlere yetmiyor da Nişantaşı'ndaki kafeye yetiyor öyle mi? O kafeler binlerce İstanbullunun hele kapalı yerlerde sigara yasağından sonra tek keyif yeri. Geçiniz kaç kişi çalıştırıyor oralar kaç aile geçiniyor hem de iyi geçiniyor. Oradaki bahşişlerle hiç düşündünüz mü? Kafe floru, kafe payiksi yıkmak neyse odur beymen kafeyi, biberi, kırıntıyı yıkmak nişan taşında. Hem de gün ortasında, hem de iş makineleriyle dalarak. Ulan Hitler yaptı bir tek sizin bu yaptığınızı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurdele keserken ben de oradaydım ve gözlerimdeki nemi siliyordum. Maltepe Belediyesi Fikret Otyan Müzesi'ni açıyordu büyük gazeteci, büyük yazar, büyük ressam, büyük insan Ot Otyam adına müze açıyordu. O müzeyi yok etmiş Maltepe Belediyesi iyi mi? Otyam Müzesi artık yok. Geçen hafta Ağaçlar Ayakta Ölür adlı oyunu izlemek için Kadıköy Belediyesine sahibi olduğu Kozi'ye gittim. Muhteşem bir gece yaşadık. Çıktık, en tepe kattan ineceğiz. Yürüyen merdivenler çalışmıyor. O normal merdivenden çok yüksek basamaklı yürüyen merdivenden yürüyerek inmeyi denediniz mi hiç? Bunun yaşlısı var, engellisi var, çocuğu var. Efendim AVM gece 10'da kapanıyor. Tiyatroya gidenlerin canı cehenneme. Gitmesinler. Aşağıda bir güvenlik var. Niye çalışmıyor dedim. Birisi kasten düğmeye basmış durdurmuş dedi. Beni gerzek yerine koyuyor herif. Ulan madem bir düğmeye basınca duruyor sen de düğmeye basıp çalıştırsana. Eğer bu halka hizmet için orada görevliysen. İstanbul Büyükşehir, Adalar, Şişli, Kadıköy, Maltepe beş belediye yazdım. Beşi de CHP'li. Sözün bittiği yer deyip nokta koyuyorum. Yorum yapmak elimden de içimden de gelmiyor. İmamoğlu ve arkadaşları düşünürler mi acaba ötesini? Güldürmeyin beni. Hayır, suçlu Murigi değil. Bu yazıyı yazarken saat sabahın 11'i. Henüz yeni bir haber yok. Ama sonuç bu yazıyı yazmama engel değil. Gaziantep Fenerbahçe maçının uzatma dakikalarında sarı kartı olan Vedat Murigi, rakibine tam sarı kartlık girdi. Hakem Müseyin Göçek sadece faal çaldı. Murugi bir sarı kartlık hareket daha yaptı. Rakibin vuruş yapmasını engellemek için topa vurdu. Göçek bu defa kartını çıkarmak zorunda kaldı. Murugi hafif bir tebessümle tünele doğru yürüdü. Amacına ulaşmış ikinci sarıdan kırmızıyı görmüştü. O kırmızıyı görmese bu haftaki Başakşehir maçında oynayamayacaktı kırmızı olunca cezasını hafta arasındaki kupa maçında çekme hakkını kazandı. Başakşehir maçında artık sahada olacak. Ertesi gün birkaç gazete, birkaç yazar satır aralarında olaya değindi o kadar. Bir tek Ahmet Çakar manşetten girdi. Spor ahlakı yerle bir oldu dedi Çakar. Ne var ki hiç ama hiç kimse ahlaksızlığa yol döşeyenlerin altını çizmedi. Birincisi Türkiye Futbol Federasyonu. Yıllardan beri bu ülkede bu rezillik yaşanır kırmızı kart cezası her kategoride, sarı kart cezası kendi kategorisinde. İki maç cezasına iki ayrı uygulamanın yarattığı ahlaksızlıkları yıllardır yaşıyoruz. Peki dördüncü güç olarak ne yapıyoruz? Savaşıyor muyuz bu rezillikle? Her ceza kendi kategorisinde uygulanır kararı almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emir mi gerek? Başakşehirli Dembaba, geçen hafta dördüncü sarıyı görerek cezalı duruma düştü ama ikinci sarıdan kırmızı almaya tenezzül etmedi. Okan Hoca'dan da öyle bir talimat gelmedi. Şimdi bu hafta Başakşehir Fener maçında spor ahlakına uyan Başakşehir Santrofor'undan mahrum sahaya çıkacak. İşini bilen Ersun'un Fener'i Santrofor'u Murigi ile sahada olacak. Sivas Beşiktaş'a karşı en iyi oyuncusu Mert Hakan'dan eksik çıktı. Mert geçen hafta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Ama o ikinci sarıdan kırmızı görüp cezasını kupa maçında çekme ayıbını işlemedi. Stoper sıkıntılı Galatasaray'da pazar günü Marko sarı kart cezalısı duruma düştü ama son dakikada kırmızıya döndürmedi o da. Görünen o ki bu ülkede futbol ahlaksızı ödüllendiren bir sistemle oynanıyor ve buna biz medya olarak seyirci kalıyoruz. Tepkilerimizi de belli belirsiz veriyoruz. Her konu fener olursa. Bu hafta bir tek gazete sadece Türkiye futbol disiplin talimatnamesinin 37. maddesini gündeme getirdi. Madde 37. Bilinçli kart görme. Mütakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören futbolculara iki müsabakadan men cezası verilir. Türkiye gazetesi de bu haberi Vedat ceza heyetine verilmeli diye yazmaya cesaret edemedi. Vedat Murugi'nin 37. madde gereği ceza alması gerektiği yorumları yapıldı dedi üzerinden atarak. Bu medya yani hepimiz ortak değil miyiz şimdi Murugi'nin suçuna Pardon, Beyaz TV'de 2014 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu Karabük Spor maçında bilerek kart gördüğü iddiasıyla Bursa Sporlu Joshua'yı PFDK'ya sevk etmiş, oyuncuya ceza çıkmayınca hukuk kurulu tahkime gitmiş. Tahkimde iki maç ceza vermişti demişler ve emsalde göstermişler. Dedim ya, şu ana dek bizim federasyondan henüz bir haber yok.'' Zorlu toplantısından sonra olanlara, o olanlara rağmen geçen hafta özenle yapılan hakem atamalarına bakıyorum da Nihat Özdemir başlı aslında var ama yok federasyonunun bu hamleyi yapmasını beklemiyorum. Dilerim beni hiç değilse bu defa yanıltırlar. Haftaya başlarken, tam evden çıkmaya hazırlanırken ekrana takıldı gözüm. Bir şeyi toprağa veriliyor. Mezarlıkta görevli beş asker heykel gibi duruyorlar karların ortasında ve gençler yaklaşıyorlar o heykel adamlara. Sırtlarından montlarını çıkarıyor ve o gözlerini bile kırpmadan duran Mehmetçiklerin omuzlarına bırakıyorlar. Gözlerim yaşardı. FETÖ'cü hainlerin yarattığı yıllarca süren iğrenç davaları, kalkıştıkları cumhuriyeti yok etme hedefli hain darbeyi hatırladım. Hayır, bu milletle bu Mehmetçik arasına kimse giremez. Gazeteye girdim. En alt katta asansör bekliyorum. Geldi, içinde iki kişi var. Biri erkek, öteki kadın. İnmediler. Bulundukları B1 katı kalabalık ya. Bunlar uyanık ya. İnen boş asansöre binip ötekilerin haklarını gasp edecekler ya. Hafta sonu son yazım bunlar üzerineydi. İlk yazım gene bunlar üzerine. Kendi kapımızı süpüremezsek İstanbul'u nasıl temizleyeceğiz biz? Dördüncü güç olarak. Cart, kaba kağıt. Tebessüm. Süpermarket kasasında sıradaydım. Önümdeki kadın bir paket tuvalet kağıdı almıştı. Çantasındaki bozuk paraları çıkardı, kasiyerin masasına döktü. Saymaya başladı. 50 kuruş eksikti. Hemen cebimden bir 50 kuruş çıkarttım, uzattım. Teşekkür ederim dedi kadın. Bu kağıdı her kullandığımda sizi hatırlayacağım. Sevdiğim laflar. Eğer tamamıyla zorluklara daldınsa, daralıp kaldınsa, sabret çünkü sabır genişliğin anahtarıdır. Mevlana